Turuç'ta meydana gelen patlama sonrasında 32 kişinin hayatını kaybetmesi ve hemen arkasından 2 polis memurunun Ceylanpınar'da şehit edilmesi piyasalarda gerilimi arttırdı ve dolar da yükselişe geçti. Son bir ayın en yüksek seviyesine gelerek 2.73 lirayı gördü. Şimdi piyasalardaki son durumu alacağız. 24 muhabiri Çağrı Ulu ve konuğuna bırakıyoruz sözü. Çağrı. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Şanlıurfa'da yaşananlar doları da etkiledi. Dolar bugün itibariyle şu an 2.72 Türk lirasını görmüş durumda. Ancak piyasalardaki durumun geniş özetini, bilgisini piyasalar uzmanı konuğumuz Sayın Şirin Sarı'dan alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dolar 2.72 gördü. Sanıyorum bu son bir ayın en yüksek rakamı. Gerçekten bu kadar etkilendi mi dolar? Devam edecek mi bu etkilenme ya da artım? Şimdi pazartesinden beri yaşadığımız terör olayları risk algısını, tabii ki piyasadaki risk algısını arttırdı. Bu durum doların tekrar 2.70'lerin üzerine atmasına neden oldu. Bugün de 2.72 hatta 2.72-70 seviyelerine kadar bir yükseliş gördük biraz önce. Bu durum hem aynı zamanda koalisyon beklentisi ve liderlerin yavaş yavaş erken seçimi dinlendirmesi, aynı zamanda terör olayları doların yükselişin devam etmesini sürdürebilir. Yani dolar daha da yükselişine devam edebilir. Bu durumda 2.72'nin üzerinde kalıcı bir hareket olması durumunda ilk hedef 2.75'ler. 2.75'lerin üzerinde belki ay sonu, belki de Ağustos'un ortalarına doğru 2.80 seviyelerini konuşabiliriz. 80'i görür mü? Tahminler yönünde mi? Yani şöyle, iki tane neden var biliyorsunuz. Bir tanesi Fed'in faiz arttırması yönünde beklentiler devam ediyor. Veriler de bunu destekler nitelikte geliyor. Aynı zamanda içerideki durumlarda TL'nin değer kaybını devam ettirdiği için tabii şu an için belki erken ama 2.80'leri tabii ki konuşabiliriz 2.75'lerden sonra. Yatırımcı ne yapmalı? Almalı mı, satmalı mı? En güzel alım noktaları aslında 2.67 seviyeleri. 2.67'lerin altında biz bir miktarda dolarda düşüş bekliyoruz ama 2.67'nin üzerinde kaldığı sürece dolar alım yönünde değerlendirilebilir. Efendim son olarak altın ve euro Türk lirası paritesi ne durumda, onu da belirtelim. Evet. Altında 98 seviyelerinden 94.5'lara kadar dün itibariyle bir gerileme gördük. Bugün tekrar onsun ve doların yükselmesiyle 96.5-96.800 seviyelerini görüyoruz gram bazında. Yani 90-92 bandından da altın alınabilir diye söyleyebiliriz. Ama tabii ki insanlar acele etmesinler. Çünkü onsta bir miktar, uluslararası bazda onsta doların değer kazanmasından dolayı bir miktar gerileme devam ediyor. Euro Türk lirası? Euro Türk lirasında da Euro'daki değer kazanımı bir onların üzerine attı sabahleyin. Ama TL'deki değer kaybı devam ettiği için, yani Euro TL'nin üzerinde, 3'ün üzerinde günlük kapanışlar yapmadığı sürece Euro TL birazcık riskli gibi görünüyor. Yani şu an dolar mı euro mu derseniz, dolar biraz daha mantıklı alım için ama euro biraz daha riskli görünüyor. Hem de Avrupa'daki olumsuz durumlardan dolayı. Efendim teşekkür ederiz. Yayını kapatmadan önce son olarak rakamları da verelim. Son durum nedir? Evet, doların alış fiyatı 2.72 Türk lirası, satış fiyatı ise yine 2.72'den değer görüyor, işlem görüyor. Euro'da ise alış fiyatı 2.99, yine satış fiyatı ise 2.99 olarak görünüyor. Evet, konuğumuzla beraber piyasalardaki son durumu, dolardaki son durumu konuştuk. Söz tekrar sizde şimdi. Evet, Çağrı Ulu'ya ve konuğuna teşekkür ediyoruz.